Merhaba Tamindir takipçileri. Haftalık teknoloji haberlerimizin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde yine birbirinden güzel teknoloji haberlerimle pazar gününüzü ya da bu videoyu ne zaman izliyorsanız o gününüzü güzel geçirmeniz için elimden geleni yapıyor olacağım. Bu videoyu beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi yorum bırakmayı ve tabii ki kanalımızı 250 bin abone yapabilmemiz için kanala abone olmayı imal etmeyin. Çanı da açın ki diğer videolarını bildirimleri önünüze düşsün. İlk haberimizle devam edelim. Sevgili arkadaşlar ülkemizde birçok alanda bir yerleşme adımları atılıyor ve bu yerleşme adımlarından bir tanesi bu hafta içerisinde bizlerle buluştu. Hangisinden bahsediyorum sizlere? Türkiye'deki ilk yerli ekskavatör Cumhurbaşkanı tarafından test edildi arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bir törende bu ürün, bu araç bizlerle buluşturuldu ve bu aracın tanıtımı sonrasında da araçla alakalı bilgileri Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank tarafından bizlere aktarıldığını sizlere söyleyebilirim. Aslında heyecan verici bir araç bu araç. Detaylarına baktığımızda 8 saat tam şarj ile kullanılabilen Türkiye'nin ilk yerli dediğim gibi ekskavatörü olan bu ürün normal şarj edilmek istenirse 3,5 saatte hızlı şarjda ise 1,5 saatte tam şarj olabiliyor sevgili arkadaşlar. Bunların önemli detaylar. Aynı zamanda da dünyanın ilk lastik tekerli iş makinesi olarak karşımıza çıkıyor elektrikli olarak tabii ki ve üstündeki güneş pilleriyle de oldukça çevreci bir araç olduğunu sizlere söyleyebilirim. Güzel bir gelişme. Umarım bu gelişmeler en çok heyecan duyduğumuz aslında bir diğer konu olan yerli otomobilde de karşımıza çıkar. O konudaki gelişmelerde tabii ki olduğu zaman sizlere aktarıyor olurum. Microsoft ve TikTok devamında da Trump'la devam edelim arkadaşlar. Trump biliyorsunuz TikTok'u yasaklayacağını önce açıkladı. Sonra dedi ki ya vazgeçtim yasaklayacağım ama siz bunu bize satarsanız yasaklamam ya satarsınız ya yasaklarım dedi. Bu sefer de Microsoft'a satarsanız yasaklamam gibi sürekli değişik değişik açıklamalar yapıyor. Ancak gün sonunda baktığımızda Microsoft'un TikTok'u alabilmek için sevgili arkadaşlar 30 milyar doları gözden çıkardığını sizlere söyleyebilirim. Bence batırmak için bir 30 milyar doları varsa Microsoft'un başka bir iş yapsa daha iyi olur diye de düşünmekteyim. Çünkü Microsoft bugüne kadar neye elini attıysa bir şekilde batırmayı başardı. LinkedIn yine iyi gidiyor. Orayı da satın almışlardı. Ama bu sefer TikTok için biçtikleri bedel LinkedIn'in bile üzerinde olduğu için etkileyici gerçekten. Bakalım neler olacak bu konuyla alakalı yine bir gelişme olursa sizlere önümüzdeki hafta ya da arada bir videoyla aktarmak isterim. Arada bir video demişken hafta arasında yayınlanan videoları da neden izlemiyorsunuz arkadaşlar? Hafta arasındaki videoları da izleyin. Lütfen rica ediyorum sizden. Bu video bittikten sonra kanaldaki diğer videoları da bakmanızı ve ilginizi çekenleri de onların yorumlarına bırakmanızı, beğenmenizi, beğenmediyseniz de beğenmemenizi sizlerden rica ediyorum. Devam edelim. Ülkemizde koronavirüs sonrasında yerli bir dezenfektan üretimi çalışmaları yapılmıştı. Bunlardan aslında ilk olarak ortaya çıkanına baktığımızda Borel'di. Bir el dezenfektanıydı ve bor katkılıydı sevgili dostlar. Bu bor katkılı el dezenfektanından sonra bu kez de karşımıza Bortam isimli bir Yüzey dezenfektanı çıktı. Bu yüzey dezenfektanı da aynı Boral gibi ihtiyacımız olan bir dezenfektan olarak karşımıza çıkıyor. Yüzde yüz yerli ve milli olarak da satışa sunulacak gibi gözüküyor. Tüm arge çalışmaları yapılmış durumda. Her şey bitmiş durumda. Çok yakında raflarda yerini alacak Bortam ürünü. Acun Ilıcalı Netflix'e rakip oluyor arkadaşlar. Kendisinin bir başvuru yaptığı ortaya çıktı bu konuyla alakalı. Başvurunun da sonuçlandığını sizlere söyleyebilirim. Henüz detayları tam net olarak belli olmasa da bir nevi bana sorarsanız aslında şu anda hali hazırda bulunan yerli internet TV sağlayıcıları var ya Blue TV'dir ve buna benzer servislerdir Puhu TV'dir. Bence buna benzer bir çalışma içinde ama acemulcalı bu ne yapacağı belli olmaz. Bir bakarsınız gerçekten %100 yerli Netflix'i de kurabilir. Detayları ortaya çıktıkça sizlere aktarıyor olurum. Ancak siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Sizce yerli bir Netflix'e ihtiyaç var mı? Sizce Netflix gibi platformlar çoğalmalı mı? Ya da Netflix yeterli mi? Yorumlarda bu konuyla alakalı düşüncelerinizi bırakırsınız. Özel bir haber bu. Sizleri sizlere uyarıyorum bu konuda zaten biliyorsunuz bu tarz şeyler konusunda. Bir villa dolandırıcılığı oldu arkadaşlar. Villa kiralama dolandırıcılığı oldu. Şöyle aktarayım sizlere durumu. İnsanlar şu anda biliyorsunuz Covid-19 sebebiyle daha izole tatillere yönelmiş durumda ve bu izole tatillerin de sonucunda işte villa kiralama olsun, kamp yerleri olsun, daha çok böyle karavan kiralama olsun gibi gibi şeyler var aslında en çok şu anda popüler olan şeylerin başında bu üçü geliyor diyebilirim sizlere. Ancak bazı çakallar gidip bir villa kiralama sitesini kopyalayıp birebir aynısını yaparak insanlara aynı villaları ne yazık ki kiralama durumuna girmişler ve bu sayede birçok insanı dolandırmışlar. Bu konuda sizlere uyarmak istedim. Eğer bir tatil arayışı içindeyseniz fiyata uygun diye ya da ödeme yapmadan önce birkaç kere daha o sayfayı o web sitesini kontrol edin sevgili dostlar ki bir problem yaşamayın. Siz de tatilinizi kendinize hem zehir etmeyin hem de paranızı insanlara kaptırmayın gereksiz yere. Apple'ın CEO'suna gidelim Tim Cook Beyciğime. Tim Cook arkadaşlar 1 milyar dolarlık bir servete sahip oldu. Apple'ın hisse değerleri gün geçtikçe değer kazanıyor. Özellikle iPhone 12 lansmanı ve yeni gelecek ürünlerle birlikte bu yükselişin hisselerin yükselişinin daha da hızlanacağını söylemek mümkün ve Tim Cook yine tekrardan servetini 1 milyar dolar seviyesine çıkarmış durumda. Bu servetini genel olarak yardım yapıyor kendisi. Apple'la iş yapan birçok kuruma bağışlıyor. Ancak yine de 1 milyar dolarlık bir servete sahip olması tabii ki kaçınılmaz bir bir şey çünkü elinde yaklaşık 847.969 adet Apple hissesi var Tim Cook'un ve bunların karşılığı da 1 milyar dolar ediyor. Bugünlerde ilerleyen günlerde tabii ki Apple değer kazanırsa bu hisselerine değer kazanacağını söylemek mümkün. Rusya bu hafta Bizlere daha doğrusu doğrudan Putin arkadaşlar dedi ki koronavirüs aşısını bulduk. Benim kızıma da bu aşıyı yaptırdım. Herhangi bir problem yok, herhangi bir sıkıntı görmedim. Daha sonrasında Rusya Sağlık Bakanı çıktı. Dedi ki 2 hafta içerisinde bu virüs aşısı raflarda yerini alacak. Rusya'daki bilim kurulu üyelerinden bir tanesi çıktı. Dedi ki bu aşıya gerekli testler yapılmadı. Bu aşı güvenilir değil. Bu yüzden ben görevimden istifa ediyorum dedi. Görevi bıraktı. Çok karışık bir durum gerçekten oldukça karışık bir durum. Bu arada bu virüs aşısının adı Sputnik 5 arkadaşlar. Sputnik 5 olmasının sebebi de Rusya'nın uzay çalışmalarıyla bağlantılı. Aslında Rusya burada her açıdan Amerika'ya bir mesaj veriyor diyebiliriz gerçekten. Ancak bu bir mesaj olmamalı. İnsanların can sağlığını tehlikeye atmamalı diye düşünüyorum. Size sormak istiyorum. Siz olsanız ya da siz olsanız bile demeyeyim. Siz bu aşı 2 hafta sonra raflara çıktığında ve ülkemize gelirse bu aşıyı Yaptırır mısınız sevgili arkadaşlar? Bu aşıyı kullanmak ister misiniz? Sizin için bir yerli aşı mı daha güvenilir olur? Yoksa Rusya'nın ya da Amerika'nın ya da herhangi bir ülkenin yaptığı aşı mı daha güvenilir olur? Yorumlara düşüncelerinizi lütfen yazın. Ekran altı kamera arkadaşlar. Aslında şu anda birçok akıllı telefon üreticisinin en büyük problemi öndeki selfie kamera. Pop-up yaptılar yani açılır kapanır olmadı vazgeçtiler. Daha sonrasında kamerayı ekranın içine gömdüler. Artık o tasarım da birçok modelde olduğu için yenilikçi bir tasarım arayışı içinde akıllı telefon üreticileri ve o yenilikçi tasarımda da çok büyük ihtimalle 2021 yılının sonlarında ya da ortalarında göreceğimiz birçok akıllı telefonda kamera ekranın içine gömülmeye başlanacak. Bu nasıl olacak? Kamera ekranın içinde olacak ve Kamerayı açtığımız zaman orada bir siyah bölüm oluşturularak kameranın kullanımı sağlanacak sevgili dostlar. İşte bu beklenen teknolojiyi ilk kullanacak marka büyük bir ihtimalle ZTE olacak gibi gözüküyor. Henüz bu konuda net bir açıklama yapmadılar ama birazcık böyle bir ağızdan kaçırma gibi bir şeyler söz konusu oldu ve bunun sonucunda da bu kanıya varmış durumdayız. İlk ekrana gömülü kamera teknolojisini bizlerle kanlı canlı buluşturacak firma çok yüksek ihtimalle ZTE firması olacak gibi gözüküyor. Devam edelim Huawei'den yine bununla bağlantılı bir haber diyebilirim sizlere. Huawei'de bu hafta arkadaşlar tam ekran parmak izi sensörünün patentini aldı. Bu patent aslında beraberinde birçok yeni bizlere özelliği de sunabilecek bir patent. Nelerden bahsediyorum? Öncelikle şunu söylemek mümkün. Bu patent bir ürüne dönüşürse bir akıllı telefon ekranının her noktasından parmağımızı okutarak telefona giriş yapabileceğiz ancak sadece bununla da kalmayacak bu özellik sayesinde direkt uygulamaların üzerinde bir parmak izi kaydı yapabileceğimiz için uygulamaları da bu parmak izimizi kilitlememiz yine ya da kilidi açmamız yine mümkün olacak. Her açıdan çok güzel gözüküyor. Çalışması nasıl olur? Çalışma prensibi nasıl olur? Bunların detaylarını birazcık daha bu fikirler olgunlaştığında sizlerle paylaşıyor olacağım sevgili dostlar ve İstanbul bilişim konusuna değinmek istiyorum arkadaşlar. İstanbul bilişim konusunda etrafımda da birçok arkadaşımı, birçok yakın dostumu bana her ürün sorduklarında, her burada fiyatı daha ucuzmuş dediklerinde uyarmıştım. Buradan alışveriş yapmayın. Aldığınız ürün gelmeyebilir. Gelmezse üzülürsünüz. Paranızı geri alamazsınız diye. Köklü bir firmaydı gerçekten. Ancak son dönemde yaşanılan sıkıntılardan dolayı batma noktasına geldiler. Keşke bunu yapmasalar diyorum. Neden bunu yapmasalar diyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Yaklaşık 50 bin kişi dolandırarak ve bunun sonucunda da 150 milyon TL'lik bir parayla ne yazık ki Kongortado ilan ettiler ve şu anda dokunulmaz bir durumdalar. Kongortado ilan ettikleri için mağdurlar paralarını alamıyorlar, davalar açılamıyor. Birçok insan dediğim gibi 50 bine yakın insan ne yazık ki İstanbul Bilişim mağduru olmuş durumda. Bu firmayı devralan Nurettin Yavuz'un da 114 adet dolandırıcılık kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Öncelikle buradan dolandırılan insanların hepsine gerçekten geçmiş olsun diyorum. Tabii ki kimse bilemez. Uzun yıllardır var olan bir platformdu. Umarım sizler de haklarınızı alabilirsiniz belki bu videoyu izleyenlerden de vardır aramızda böyle bir şey yaşayan Umarım herkes ufak mevlalarını kaptırmıştır büyük mevlalarını kaptırmamıştır zar zor biriktiği paralarını kaptırmamıştır bu firmaya diyorum Ve aslında bu üzücü gelişmenin tekrarının olmamasını da diliyorum bir diğer haberimizde de devam ediyorum Instagram yeni bir açıklama yaptı arkadaşlar dedi ki şüpheli bulduğumuz hesaplardan TC kimlik numarası ya da kimlik doğrulaması, bunların yanında pasaport, ehliyet ve buna benzer sizin gerçek kimliğinizi gösteren bir belge isteyebiliriz. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Sizlere geçtiğimiz aylarda anlattığım aslında siyasetten önce anlattığım bir şey vardı. Sosyal medyada kimlik doğrulaması olabilir diye. işte bunun adım adım gelmeye başladığını da görüyoruz bu sayede. Instagram şüpheli bulduğu tüm hesaplardan bir kimlik doğrulaması isteyecek. Çok yüksek ihtimalle de bu kimlik doğrulaması yapılana kadar şüpheli gördüğü hesabı ya askıya alır ya da kullanımını engeller diye düşünüyorum. Çünkü buna benzer şeyleri daha önce çok duymuştum. Dolayısıyla zaten normalde bir hesabı doğrulamak için bile kimlik belgesi isteyen Instagram'ın böyle bir durumda doğrudan kimlik istemesi de oldukça manidar diye de düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Mesela sizce kimlik istenmesi doğru bir hareket mi? Sizce kimliğimizin bir platforma verilmesi ya da bizi temsil eden resmi bir belgenin bir platforma verilmesi ne kadar doğru? Güvenebilir miyiz sizce ki defalarca bu konuda hackler yaşandı defalarca bu konuda insanların verileri sızdırıldı. Yani bu durum sizce doğru mu değil mi? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Sosyal medya platformlarına artık TC kimlik numarasıyla giriş yapabilecek bir duruma doğru gidiyoruz gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Ve bu haftada teknoloji haberlerimizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hafta içi yayınlayacağımız videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı, bildirim çanını açmayı, bu videoyu beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve yorum atmayı lütfen ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.